Arkadaşlar merhabalar, 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 23. güne. 23. günde kare işleyeceğiz sizinle birlikte. Bir önceki gün dikdörtgeni anladın mı? Anladım. Kareyi de rahat bir şekilde yapabilirsin. Ama dikdörtgeni yapanlar nedense kareyi yapamıyor. Ufak tefek bazı bilgiler, bazı dikkat etmeniz gereken şeyler. Mesela bunlardan bir tanesi eş üçgen. Eş üçgen böyle bizi çok zorladığı için sıkıntı yaşıyoruz. Ama o sıkıntının da üstesinden geleceğiz. Merak etme, burada zaten hepsini sana öğreteceğim. Hiç merak etme. Hadi bakalım derse başlayalım mı? Başlamadan önce ne yapıyoruz? Şöyle şafak safarımıza bakıyoruz. Baktık sayfa numarası. Hemen 135'e gideceğimiz belli buradan. Sonrasında hocam kare bakıyorum. Oy 3 tane dersimiz olacak. Yine 3 2 2 şeklinde. Yani ilk dersimiz biraz uzun olacak ama soru sayısı fazla olduğundan dolayı. Bak bir sürü soru yazıyorum ya. Bunu açıklamasını daha yapmak istemiyorum. Sonra haftalık programa bakıyorum. Kareyi de bitirdiğin an 12. haftayı bitirmiş olacaksın. Sona doğru geliyoruz. Neyse yarısında böyle şey yapalım. Yarısını bitince konuşalım bu konuyu istersen. 135. sayfayı açıyoruz o zaman. 135. sayfada o kare. Evet, kare dediğimiz şey nedir? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan dikdörtgendir. Evet, kenar uzunlukları birbirine eşit olan dikdörtgen. Aslında o zaman ne oluyor? Bütün kenar uzunlukları. Dikdörtgenin tüm özelliklerini sağlıyor mu? Sağlıyor. Dikdörtgende bir paralel kenardı. Paralel kenardaki tüm özellikler yine burada sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Dur, en başa geri gelelim. Paralel kenarda biz karşılık kenarlar paralel olduğu için genelde neyle karşılaşıyorduk? Hocam kelebek benzerliği, temel orantı benzerliği, özellikle oran varsa ya da ne bileyim alanla ilgili hocam bu tüm alanın yarısı. Aynı hikayeler yine burada geçerli. Dikdörtgene geçtiğimizde tabi burada dik üçgende vardı, şeyde paralel kenarın içerisinde başka konular, açıortay şu bu falan filan vardı. Hepsine değinmek istemiyorum. Z varsa, yani açıortay varsa Z'ye dikkat et dediğim şeyler yine burada da geçen. Peki dikdörtgene geldiğimizde paralel kenar haricinde, paralel kenarda kullandığımız tekler haricinde ekstradan ne geldi? Hocam ekstra 90 derece varsa alfa beta'ya dal demiş. Evet, alfa beta'ya dalmıştık. Bu da bir kare. Ekstra 90 varsa dalacağız alfa beta'ya. Yine benzerlikle karşılaşabiliriz burada. Evet, ama burada kenarlar birbirine eşit olduğu için benzerlikle yine karşılaşacaksın ama çoğunlukla eş üçgenle karşılaşacaksın. Eş üçgen kalıplarında zaten biraz sonra ben sana bunlardan bahsedeceğim. Ya da bir bundan sonraki derste ben sana bundan bahsedeceğim. Her türlü şeyi burada göreceksin. Ekstradan ne çıkıyormuş karşısına? Eş üçgen çıkıyor. Hadi kareye gelelim şimdi. Hocam kare bir dikdörtgen. Dikdörtgenin özelliği sağlıyor. Aynı zamanda paralel kenarın özelliklerini de sağlıyor. Şimdi kare paralel kenarın, eşkenar dörtgenin ve dikdörtgenin tüm özelliklerini sağlar. Aynı zamanda bir eşkenar dörtgen ya, tüm özelliklerini sağlıyor. Peki köşegenler dik kestir. Gerçekten öyle mi? Bakalım. Hemen şöyle kalemimizi de şey yapalım, hemen inceltelim. Kalem kalın olmuş biraz. Şöyle incelttik. Şimdi geliyoruz şuraya. Hocam köşegeni çizdik. Diğer köşegeni de çizdik. Dikdörtgende bu köşegenler ne oluyordu? Hepsi birbirine eşit oluyordu. Eyvallah. Sonra şuraya baktık daha sonra. Hocam burada bir ikizkenarlık var. İkizkenarda çizilen kenar ortay oldu. Aynı zamanda nedir? Bir yüksektir. Ya da bu bir eşkenar dörtgen ya, köşegenler dik kestir hocam. Oradan da geliyor da diyebiliriz ama ispatını yaptık. Aynı zamanda açıortaydır. 45-45. 45-45. Bu açıortay nereden geliyor? İkizkenar dik üçgenden 45'e 45 yazarsın buraya. Sonra burada da yine aynı şekilde ikizkenar dik üçgenden dolayı şuradaki 45'leri yazdığın zaman köşegenlerin dik kesmesini de söyleyebilirsin. Buradaki bütün açılarımız 45-45 derece geldi mi? Geldi. Evet, köşegenlerin dik kesmesini de gösterdik. Eyvallah. Köşegenler açıortaydır. Eşkenar dörtgendeydi. Öyleydi. Zaten böyle köşegenlere baktığımız zaman açıortay olduğunda yazdıktan sonra 45'leri yazdıktan sonra görüyoruz zaten. Alanda neye eşittir? Hocam dikdörtgenin alanı şu kenarlar çarpıydı. Direkt neye eşit oluyor o zaman? A kareye eşit oluyor. A çarpı A'dan dolayı. Aslında bu kadar. Baktığın zaman çok fazla bir şey yok. Tanımı kullandıktan sonra çıkan özellikler bunlar. Bundan sonrasında ne yapacağız? Full soru çözeceğiz kardeşim. Full soru çözeceğiz. Evet, ben bunu 10 soruyla da halledebilirdim ama her çeşit soruyu tabii ki yine yazdık. Bayağı bir soruyla karşı karşıya kalacağız. Hadi bakalım. Öğrenme alanı sorularına bakalım. Kare demiş hemen burada. Kare ise tanımını kullanacağız kardeşim. Karşılık kenarı, yani bütün kenarlar birbirine eşit daha doğrusu. 15, 15, 15'i yazdım. Buraya ne kaldı o zaman? Bu da 15 olduğundan dolayı hocam 8 kaldı. 8, 15, 17 üçgeninden direkt hali hazırda bir dik üçgen vardı. Cevabı da 17 diye ulaştı. B şıkkına bakalım. ABCD kare diyor. Kare olmasından dolayı bütün kenarların eşitlerini yazalım. BCD eşkenar üçgen diyor. Eşkenar üçgenin kenarlarını da çift çizgi diye gösterelim. Tanımını kullandık ve soru kendiliğinden geldi. Tabi burada eşkenar üçgenin tanımını da kullanalım. Hocam eşitleri yazmasaydık buradaki ikizkenarlığı fark edemeyecek. O yüzden iyi ki eşitleri yazmışız. Buraya ne kaldı? Tamamı 90 derece olduğundan 30 derece kaldı. Evet, burada da bir ikizkenarlık var. 180'den 30 çıkart. 152'ye böl. 75-75 yapar taban açıları. Alfaya da kaç derece kalır? 15 derece kalır. Yani cevap 15 oldu. Geldik bir sonraki C şıkkına. C şıkkında da arkadaş köşegen çizilmiş. Bak köşegenler dik kesiyor karede. Eğer uzunluk sorularında, bak kare sorularında. Bunu eşkenar dörtgende de söyledim. Bak eşkenar dörtgende de
köşegenler dik kesiyor. Deltoid'de de köşegenler dik kesiyor. Karede de köşegenler dik kesiyor. Bu konuların hepsinde bir köşegen çizilmişse, uzunlukla alakalı da bir şey sorulmuşsa, diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Bunu unutma. Çünkü köşegenlerin dik geçmesi özel bir durum. O yüzden burada bir köşegen verilmiş. E ne yapacağız? Diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Çizelim kardeşim. Hop çizdik. Çizince ne oldu burada? Köşegenler dik kesiyor ve birbirine eşit şunlar. Şöyle. Hocam bunun tamamı kaç? 8. 8 ise o zaman buraya ne kaldı? 4 kaldı. Her yer 4 olacak. Buraya 2 kaldı. Ve Pisagor 1 2 kök 5 üçgeni 2 4 ise burası da küçük olanın kök 5 katı. 2 kök 5 olacaktır. Cevap. Evet, C şıkkını 2 kök 5 bulduk. Geldik D şıkkına. Şimdi bu bir kare demiş. Karenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaş, kare ise karenin tanımını kullanacağız. Hocam ben buraya x dersem burası da x artı 6 yapar mı? Yapar. Çünkü niye? Kare x artı 6. x artı 6. Ekstra bir 90 derece var. Ne yapacağız? Dal alfa beta'ya sakın böyle dik üçgen oluşturayım falan deme. Deme öyle. Dalayım alfa beta'ya. Alfa beta'ya dalınca hocam bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Kolay bir benzerlik var. Vay efendim, alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı x. Betanın karşısı 6 iken betanın karşısı x artı 6 deyip oranlama bence. Çünkü niye? Alfadan beta'ya geçiş 3 kat. Burada da alfadan beta'ya geçiş 3 katır. Yani burası aslında nedir? 3x'tir. Hocam şöyle yapabiliriz. 3x eşittir x artı 6 deyip x'i bulabiliriz. Ya da buraya 3x bulduk ya. Burası da 3x olacak. Buraya 2x kalacak. 2x 6'dan x'i de böylelikle ne buluruz? 3 olarak buluruz. Ya da ne yapalım? Dediğimiz gibi şunları eşitleyelim kardeşim. 3x artı 6 x artı 6 eşittir 3x eşit 2x eşittir 6 ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Geldik bir sonraki soruya. Kare, karenin tanımını uygulayacağız. 8'leri yazdık. Sonra benden x isteniyor. Hocam bu x isteniyorsa tamamını bulursam, evet tamamı bulunabiliyor. Niye? Şuradaki dik üçgenden dolayı. Hocam tamamını ben bulurum. Ne buluruz hatta burada? 6 var, 8 var. Burası da 90 derece. 6, 8, 10 üçgeninden burası 10. Demek ki ben şuradaki oranlamaya bakacağım. Buradaki oranlamayı bulacağım. Oran var. Yani büyük ihtimalle benzerlikten. Hocam var mı bir şey orada? Kelebek var tabii ki. Baksana. Oran varsa kelebek ya da temel oran aklımıza gelecek. Kelebek benzerliği var hocam burada. Bu kelebek benzerliğine bakalım. Kelebek benzerliğinde oran 8 bölü 6. 8 bölü 6 dediğim nedir? Hocam 2 ile sadeleştir. 4 bölü 3. Soldan sağa 4 bölü 3 oran var. Yani burası 4K iken burası 3K olacak. Toplamda 7K'nın ben 10 olduğunu biliyorum. Çünkü bunun tamamı 10. 7K 10 ise K'yı buradan 10 bölü 7 bulurum. Ama benden X isteniyor. X de ne eşit dostlar? Hocam X de 4K'ya eşit bulduk. 4K yani 4 çarpı 10 bölü 7'den cevap 40 bölü 7 çıkar mı? Çıkar. Cevaba 40 bölü 7 olarak ulaştık dostlar. Geldik bir sonraki soruya. Yani F şıkkına. Arkadaş burada AC ile DE birbirine eşit verilmiş. Hemen AC ile DE'nin eşitliğini göstereyim. Bak bu ve bu. Bir alakasız yerde eşitlik var. Özellikle köşegenle alakasız yerde bir eşitlik var. Bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik olunca dikdörtgende de söylemiştik. Köşegenler birbirine eşit ya. Köşegenlerin birbirine eşitliğini kullanacağız. Diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Karede de aynı. Köşegenler birbirine eşit. O zaman diğer köşegeni çizeceğiz kardeşim. Hemen diğer köşegeni çizecek olursak şöyle. Köşegenlerin eşitliğini gösterecek olursak. Hocam burası da şöyle. Bak ne yaptım burada? Şu köşegenle bu köşegenin eşitliğini göster. Önceden alakasız olan bu eşitlikler şimdi buraya eşitliği koyunca ikiz kenarlığı oluşturdu burada. Verilen bilgiyi de kullanayım. Ben burada bir köşegen çizdim. Köşegen aynı zamanda nedir? Hocam 45-45 diye böler. O zaman buraya ne kaldı? 20 kaldı. O zaman şuradaki üçgende tepe açısı 20 derece yaptı. Tepe açısı 20 derece ise 180'den 20 çıkart. Hocam 160. 2'ye böl 80-80 oldu. Burası 80. Şunun da tamamı 80. Bu köşegen ya. Burası da 45. Burası da 45 ya. Hocam alfa artı 45 eşittir 80 ise alfayı da böylelikle 35 derece olarak bulur muyuz? Buluruz. En şıkkı da bu şekilde. Evet, öğrenme alanında. Bak ne yaptık? Dik üçgenden soru çözdük. Yani üçgensel bilgiye götürdüm seni. Sonra eşkenar üçgenden ekstra eşitlik açı bilgisine götürdüm seni. Sonra burada ne yaptık? Yine dik üçgenden çıktı ama köşegen bilgisiyle çıktı. Sonra burada benzerliğe götürdük seni. Burada da benzerliğe götürdük. Burada da köşegenlerin eşitliğine götürdük. Yani dikdörtgenin özelliğine götürdük. Öğrenme alanında gördük. Her şeyi gördük. Öğrendik ve biraz bir şeyleri öğrendik. O zaman gel senle diğer sorulara başlayalım. Şimdi örnek 1'deyiz. Örnek 1'de okuyalım bakalım soruyu. Özdeş 5 ikiz kenar üçgen. Tepe noktaları C köşesine gelecek biçimde karenin içerisine şekildeki gibi serpiştirilmiş konulmuş. Özdeş 5 tane ikiz kenar üçgen. Tepe noktaları da aynı. Bütün kenarlar birbirine eşit. Bütün açılar birbirine eşit değil midir? Evet. Şu kareden dolayı kenarların eşitliğini yazdım. Özdeşten dolayı da buradaki eşitleri yazdım. Ama dikkat et, bunun tamamı eşit. Bunun tamamı eşit. Hocam açıların eşitliğini yazınca bak şimdi burada ne geldi? Hocam 90 derece burası. 1, 2, 3, 4, 5. 90'ı 5'e böl. 90 bölü 5 18 yaptı. Hocam burası 18, burası
18, burası 18, burası 18, burası 18 olsun. Sonra buradaki üçgene bakacağım. Buradaki üçgende tepe açısı 18 ise 180'den 18 çıkar. Hocam 162. 2'ye böl 81. Taban açıları 81 yapacak. Burası da 81. Şu açının da tamamı 81 yapacak. Bizim burada köşegen çizilmiş ya. Yani burası 45 derece değil mi? Evet. O zaman burada 45 ile beta'nın toplamı 81 olduğundan dolayı bak 81 burası. O zaman beta'yı da böyle kaç buluruz? 81 36 mı buluruz? Evet 36. 81 eksi 45'ten 36 derece olarak buluruz. Ama beta 36. Benden alfa isteniyor. Hocam alfa neresi? Ya sana göre değişiyor. Alfa ters açıdan dersen şu üçgenin iç açısı dersin. Ya da ters açıdan burası da alfa ya. Ya da şu üçgende dış açı dersin. Ya da burayı demeden de. Hocam o zaman ben bu üçgene bakayım. Hemen şu üçgene bakayım. Bu üçgende alfa direkt dış açı kardeşim. İki iç açı görünce bir dış açı eşit. Bu karenin köşegeni olduğu için 45 derece. Burası da 36 derece. Alfa da buradan 45 ile 36'nın toplamı oldu. Yani 11, 81 mi oldu burası? Evet. Alfayı da böylelikle 81 derece olarak bulduk. Bizden ne isteniyor? Alfa artı beta isteniyor. Alfa artı beta da. Beta'yı 36 bulduk. Öbürünü 81 bulduk. Topladığımız zaman da 117. Çıkar mı cevap? Çıkar. Örnek 1'i 117 olarak bulduk. Eş yapılarda ne yapıyorduk gençler? Eş yapılarda yapmamız gereken şey kenarların eşitliği, açıların eşitliğini yazmak. Geldik bir sonraki soruya. Şekil 1'de kare şeklinde iki fayans üst üste konulmuştur. Şekil 2'de ise üstteki fayansın bir köşesi etrafında, sol alt köşesi etrafında döndürülmesi gösterilmiştir. O zaman üst üste olan iki fayanslar üsttekini döndüreyim. Hadi gel beraber döndürelim. Hop döndürdük. Döndürünce şekil 2 karşımıza çıktı. Şekil 2 karşımıza çıktıysa şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Eşliği kullanacağız. Eş yapıları kullanacağız. ÖSYM eş yapıları kullanmayı çok sever. Bunlar iki tane eş kare değil mi? Üst üste konulmuştu. Evet. Hocam karenin bir kenarına çift çizgi, çift çizgi, çift çizgi, çift çizgi diyecek olursak bu çift çizgi, çift çizgi, burası da aynı şekilde çift çizgi, burası da aynı şekilde çift çizgi. Hocam öbür karede çift çizgi, çift çizgi, çift çizgi değil mi? Evet. Şimdi ben buradaki şeyi kullanacağım. Alfa açısı nedir diye soruluyor. Buradaki alfa açısı soruluyor bize. Şuradaki alfa açısı. Ben neyi kullanmak zorundayım? 48'i. 48'i kullanayım bakayım. Bazı arkadaşlar şöyle yapabilir. Hocam şuradaki boynuzu mu kullansak diyebilir ama ben onu kullanmayayım. Direkt 48'i. Burası kaç derece yapar? Hocam 132 derece yapar. Burası 90. Burası da 90. Şurada bir dörtgen var. Şuradaki dörtgene bakar mısın? Hocam buradaki dörtgenin iç açıları toplamı 360. Hocam şu ikisi toplamı 180 ise bu ikisinin toplamı da 180 yapar diyebiliriz. İşimiz daha da kolaylaşır. Yani burası da kaç derece yapacak? 48 derece. Hocam şunun tamamı 90 derece. 90'dan 48 çıkart. 42. İkizkenar üçgen bu. Tepe açısı 42. 180'den 42 çıkar. 138. 2'ye böl. 138'i 2'ye böldüğüm zaman 69 mu çıkıyor? Evet 69 69 yapacak. Alfa da kaç yapıyor o zaman? Şunun tamamı 90 derece ya. 90'dan 69 çıkar. 21 derece yapıyor. Yani böylelikle alfayı 21 derece olarak bulduk. Evet gençler eş yapılarda kenarların eşiği bizim için önemli. Geldik 3. soruya. Kenar uzunlukları 8 birim ve 19 birim olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıttan 1, 2 ve 3 numaralı kareler kesilerek boyalı dikdörtgen elde edilmiş. 1 numaralı şekil kare ise 8'i yazdım şöyle. 2 numaralı kare ise eşitlikleri yazdım böyle. 3 numaralı kare ise hocam bu dikdörtgenden dolayı 8 ise burası da 8 oldu. O zaman bu karenin de bir kenarı 8, 8, 8, 8 diye yazdım. 8, 8, 16. Buraya kaç kaldı? 3 kaldı. O zaman burası da 3, burası da 3, burası da 3. Buraya 5 kaldı. Şimdi bizden boyalı dikdörtgenin alanı isteniyor. Yeşil dikdörtgenin kenarları 3 ve 5 değil mi? Evet. 3 kere 5, 15 yapar. Örnek 3'ü böylelikle 15 olarak bulduk arkadaşlar. Hocam çok kolay değil mi? ÖSYM sordu. Bak böyle özellikle dikdörtgen ve kareden bu şekilde basit alan sorularıyla karşımıza gelmeyi çok seviyor ÖSYM. Haberin olsun. Evet. Geldik örnek 4'e. Şimdi örnek 4'te ne demiş? Kare biçimindeki eşit alanlı iki jelatin kağıdından biri 9 eş bölgeye, diğeri 36 eş bölgeye sahiptir. Evet burası 9 eş parçaya ayrılmış görüyorsun. Diğeri de 36 bölgeye ayrılmış. Yani 6 burada 6 burada birim karelere ayrılmış gibi düşün. Mavi renkteki jelatin kağıdı ile sarı renkteki jelatin kağıdı üst üste konduğunda yeşil renk elde edilecektir. İki kağıdın tüm yüzeyleri birbiriyle çakışacak şekilde üst üste konduğunda o zaman tüm yüzeylerini iki kağıdın çakıştırayım bakayım. Aldım şunu öbürünün üstüne koydum. Burada mavi ile sarının çakıştığı yerler bak ne oldu? Yeşili gösterdi. İşte üst üste konulduğunda oluşan sarı renkli bölgenin alanı 20 birim kare olduğuna göre oradaki oluşan sarı renkli bölgede var. Onun alanı 20 olduğuna göre yeşil renkli bölgenin alanı kaç birim karedir diye. Arkadaş ne yapalım? Animasyonda gördük. Bu sefer de biz şunu koyalım şuraya. Biz bunu buraya koyalım. Hocam şöyle koydum üstüne. Şöyle koyuyorum üstüne. Ve sonra bak dikkat et. Sonra bir şeyler olacak. Çok güzel şeyler olacak. Hocam şu bizim kağıdımız şöyle. Aynısını oraya koyuyorum. 9 eş bölmeye ayrılıyor. Ve şimdi sarı olan bölge arkadaş
var. Şurası sarı değil mi? Sarı. Buraya geldi. Sonra sarı burada. Sonra sarı burada. Sonra sarı burada. Sonra sarı burada. E tamam. Şurada sarıyı hayal et şimdi. Hocam sarıyla sarı üst üste geldi. Tamam. Burası hala daha sarı. Sonra burası sarıyla mavi üst üste geldi. Çünkü burası sarı ya. Sarıyla mavi üst üste gelince ne oluyor? Yeşil oluyor. Yani burayı yeşil. E hocam burada da bak şu üstteki sarıydı. Sarıyla bak burası da yeşil oldu mu? Oldu. E sarıyla sarı üst üste geldi. Bak burada burası da ne oldu? Hocam burası da sarı oldu. Sarıyla sarı üst üste geldiği için. O rengi değişmez. Sonra bu maviyi koydum buraya bak. Maviyi koruyorum. Maviyi koyduğum zaman sarının üstüne maviyi koyduğumda yeşil olmadı mı? Sarının üstüne maviyi koyduğumda yeşil. Mavinin üstüne maviyi koyduğumda renk aynı değil mi bunlar? Aynı. Sonra burası sarı. Sarıyı buraya koyuyorum. Sarı 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 sarı. Yine sarı. Sarı mavi yeşil mi olacak? Evet sarı mavi. Bunlar yeşil oldu. Diğerleri sarı oldu. Sonra şurası mavi. Bak şurası mavi. Buraya maviyi koyduğum zaman mavi mavi yine mavi yapar. Mavi mavi masmavi. Mavi ile sarı üst üste yeşil yapacak o zaman bunlar. Sonra şurası sarı. Dikkat sarı. Sarıyı buraya koyunca. Hocam sarı sarı. Tamam. E sarıyı koyunca sarıyla mavi üst üste yeşil yeşil oldu. Hızlanayım biraz. Şurası ne? Mavi değil mi? Evet. Maviyi buraya koyunca mavi ile sarı üst üste. Mavi ile sarı üst üste bunlar yeşil yeşil yaptı o zaman. Sonra geldim burada. Sarıyı koydum buraya. Sarıyı koyunca sarıyla mavi bunlar yeşil yapar. E sarı sarı zaten yine sarı. Sonra burada mavi var. Maviyi buraya koyduğum zaman mavi 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 yapar. Ama mavi sarı yeşil yapıyordu. Yeşilleri koydum buraya. Sonra geldim burada sarı var. Burada sarıyı koyunca sarı sarı üst üste yine sarı. Sarı mavi üst üste yeşil yaptı. Şimdi bize diyor ki burada üst üste konulduğunda sarı renkli bölgenin alanı 20 demiş. Sarı renkli bölgenin alanına bakıyorum. Hocam sarı renkli bölgenin alanı neresi? 1, 2, 3, 4, 5, değil mi? 6, 7, 8, 9, 10. 10 tanesi 20. Her bir alana da A diyeyim. 10A eşittir 20 ise A'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Yeşil renkli bölgenin alanı isteniyor. Hocam 2, 4, her bir karede 2 tane var. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mi var? Evet 2 tane varsa 9 tane vardı burada. 18 yapacak. Yani bizden 18A isteniyor. Hemen 18A'yı bulalım. A yerine 2 yazdığımızda cevap böylelikle 36 yapar. Gençti. Hocam sınavda çıktı. Haberiniz olsun. Benzerisi. Benzerisi sınavda çıktı. Cevap 36. Geldik örnek 5'e. Örnek 5'te de şöyle bir şey verilmiş bize. Kısa kenarı 1 birim, uzun kenarı 2 birim olan yeşil renkli dikdörtgenler ABCD karesinin içine birer kenarları çakışacak biçimde şekildeki bir yerleştirilmiş. Ali kare uzunluğu en sonda kök 41 verilmiş. Karenin alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi bana kısa kenar 1 birim, uzun kenar 2 birim olacak şekilde şu kenar uzunluklarını yazalım bakalım. Evet şurası 1 birim. Sonra şurası 2 birim olacak. Hocam burası 1 ise buraya da 1 kalmıyor mu o zaman? Evet. Şöyle 1 birim. Hocam aynı şekilde burası da 1, burası da 1, burası da 2 mi oldu? Evet. Sonra dikeylere ayrı bakalım, yataylara ayrı bak. Ne dersin? Soru olur değil mi? Zaten kök 41'i kullanmam için ne yapmam lazım? Dik üçgene karşılık getirmem lazım. Nasıl olacak o iş? Hop şöyle dik aşağı doğru uzatırsam dik üçgen burada karşıma çıkıyor hocam. Şimdi dikey uzunluklara bakalım. 1 birim burada. Hocam şurası da 1 birim. Burası 2 birim. Bak 1 birim burada. Şöyle 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 ve şu uzunluk değil midir? Evet. Ya şöyle de yapabiliriz. Dikdörtgene tamamlayarak. Hocam dikdörtgene tamamladığında burada. Sonra burası 2. Sonra burası 2. Sonra burası 1. Burası 3. Şu uzunlukların toplam olduğunu görüyorsun. Ama burada da sen de olayın farkındasın artık. Hocam şuraya baktığım zaman 1 burada. 4 burada. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A dedim. Yani A artı 10 yaptı burası. Hocam bu bir kare. Bunun da tamamı A artı 10 yapacak. Şöyle gelelim şimdi de. Şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Nereye bakıyoruz? Şuraya bakalım. Hocam şu yataylara bakalım. Şurası kaç? 2, 1 daha 3. 4, 5, 6, 7, 8. 9 mu yaptı burası? Evet. Ama 9 buradaysa, şu yataylar 9'sa, tamamı A artı 10'sa o zaman buraya ne kaldı? A artı 1 kaldı galiba. A artı 1 kaldı. Ya Pisagor'unu kök 41'in karesi 41. A kare artı A artı 1'in karesi yapacak. Burada arkadaşlar işlemle A'yı bulurum ama ben istediğim burada. Neyin karesiyle neyin karesi toplamı 41. Hatta ardışık iki sayı olacak. Mesela 3 ile 4 yapsam 9 artı 16 yapmadı. 4 ile 5 yapsam 16 artı 25 41 yapıyor. O zaman A ne oldu? Hissettim. A'yı 4 buldum. A 4. Burası da kaç oldu o zaman? 5. Karenin alanı isteniyor bizden. A 4 ise o zaman karenin bir kenarı 14 oldu. Karenin alanı da 14'ün karesi yapar. Yani 196 yapar. Evet böylelikle 5. soruyu 196 olarak bulduk gençler. Geldik örnek 6'ya. Örnek 6'da da ne verilmiş bize? Şimdi burada bir oran verilmiş. Şu oranı kullanayım. Hocam burası K iken burası 3K verilmiş. Burası K iken buraya 3K'yı yazdım. Tamam 3K'yı yazdım. Sonra burada şu eşitlikler verilmiş. Yani burası 45, 45, 90 üçgeni değil mi? Evet. Sonra şurada bu eşitler verilmiş. 15'i kullanmam lazım benim. Bak şimdi. 15'i kullanmak için düşün. Ne yaparsın? Ya hocam dik üçgene karşılık getiririm. Ya dik çizersem biraz saçma olacak değil mi? Çizilerek de yapılabilir. Evet. Buradan dik çizdim. Buradan çizdim.
eşitsizdin. Sonra buradaki oranlamalardan falan filan gidebilirsin ama şu eşitleri bize boşu boşuna vermedi. Arkadaş burada x kenardaki üçgen var. Sen de gel şuradan da şöyle şunu çiz. Ana ne oldu burada? Hocam burada da 45 45 90 üçgeni çıkmadı mı? Çıktı. Şurası 45. Burası da 45. O zaman burası 90 derece oldu ve burada bir dik üçgen çıktı. Dur. Şunlara A mı diyeyim? A dersem A kökü olacak. A demeyeyim. Ne diyeyim? 4'ün katı bir şey diyeyim. 4A diyeyim mesela. 4A. Ya burada şey de diyebilirdik aslında. 4A demeye de gerek yok. Hocam direkt burası 4K ya. Köküye bölünmüş halidir bunlar. 4K'nın köküye bölünmüş hali. Köküye eşleniyle çarparsam ne eşit oluyor? 4K'nın kök katı bölü 2 yapıyor. Şunlar gitti. 2 kök 2K yaptı. Evet burası 2 kök 2K. Burası da 2 kök A olur diyebiliriz. Sonra burası da 2 kök 2K. Burası da 2 kök A. Sonra dikkat et. Kök 2 katta burası olmaz mı? Olur. Kök 2 katta kaç yapar? Hemen şöyle yazalım. 2 kökenin kök katı şu 2 4 mi yapıyor? Aynen öyle. Burası da 4K oldu. Ana Pisagor 3 4 5 üçgeni. Yani direkt burası 5K'dır. 5K 15 ise K'yı buradan 3 bulurum. Benden karenin alanı isteniyor. Karenin bir kenarını ne bulduk? 4 kök A bulduk. K yerine 3 yazacak olursam eğer o zaman 4 kere 3 12 kök yaptı burası. Alan isteniyor benden. 12 kökenin karesidir. 144 çarpı 2 değil midir? 12'nin karesi 144. Kökenin karesi de 2. 144 çarpı 2'den cevap 288 çıkar dostlar. Evet bu da güzel soru. Örnek 6'yı bu şekilde bulduk. Hoş bir soru. Bu sefer dik üçgeni farklı bir şekilde oluşturduk. Bunun benzeri de sınavda çıktı. Haberin ola. Geldik örnek 7'ye. Şekil 1'deki ABCD karesi biçimindeki karton LK doğrusu boyunca kesilip küçük parça atıldığında kartonun alanı 1 bölü 6 oranında azalıp çevresi de 6 santimetre artmaktaymış. Hem alanından bahsediyor hem çevresinden bahsediyor. Burada 1 bölü 6'sı oluyormuş burası. Yani ben bunu atmışım. Bak şuradaki parçayı atmışım. 1 bölü 6'sı azalıyorsa o zaman bu atılan parça tüm alanın nesidir? 1 bölü 6'sıdır. O zaman onu kullanacağız. O zaman bir alan hikayesi yazacağız. Şuraya bir A dersem. Tüm alan ne olacak? 6A olacak. Sonra alan burada. Ne var burada bak? Çift çizgiler var. Alan dağıtımı yapacağız. Hadi alan dağıtımı yapalım. Hop şöyle. K tepesi noktasına göre alan dağıtacak olursam. Çift çizdeki alan A ise çift çizdeki alan yine A değil midir? Evet. Sonra tüm alanın 6A olduğunu biliyorum. Bir de ben alan dağıtmalarda neyin önemli olduğunu söylüyordum. Ya böyle paralel kenarda daha doğrusu ne önemliydi? Ya böyle şu köşegeni çizip de 2 eş parçaya bölmesi önemli diyordum. Ya da sıkıştığımız zaman 5 yıldızlı alan önemli diyordum. İster burada bunu çizip de 5 yıldızlı alan yap ama burada köşegen çizmek daha mantıklı. Ama 5 yıldızlı alandan da çıkar tabii ki. İlk etapta biz de zaten bunu çizelim. Hop şöyle çizelim. Köşegen çizmek daha mantıklı. O zaman tüm alan 6A ise 3A. 3A diye paylaşmaz mı buraya? Evet. O zaman burası 3A oldu. Hocam burası 3A ise ay kalemimi değiştireyim şöyle. 3A ise o zaman burası da 3A olacağından dolayı buraya da A kaldı. Bak. Buradaki A'yı buldum. O zaman güzel bir şeyler geliyor. Dikkat et. Şu alan A iken bu alan 2A. Ana burada 1'e 2 oran var. Hemen şöyle A iken 2A yazabilirim. Ama 3A ya. Kare olduğundan dolayı burası da 3A ya. 3A bölü 2 ile uğraşacağım burada. Boş ver 3A'yı. Burada 1'e 2 oran vardı. Ben buraya 2A diyeyim. Buraya 4A diyeyim. Tamamı 6A olsun. Çift olsun daha güzel olsun. O zaman 6A'yı da 2'ye böldüğünde 3A 3A olur burası. Hatta 3 4 5 üçgeninden burayı da 5A bulur muyuz? Buluruz. Bak burası 5A. Burası X dediğim yer 2A oldu. Arkadaş burası da 3A. Buranın da 6A olduğunu biliyorum. Çünkü 6A 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 olacak burası da. Burası da 6A. Şimdi bir de çevresinden bahsetmişti. Çevresi de 6 santimetre azalmış. İlk çevremiz neydi? 6A'dan 4 tane var. Yani 24A ilk çevremiz. İkinci çevremiz ne? İkinci çevremiz de hocam 6 6 12 şu 3 2 daha 5 bir de 5 burada var. 10 ekleyeceğim. 22A mı yaptı? Evet. Ben bundan 22A'yı çıkartırsam 6 olduğunu biliyorum. Çünkü onu söylemiş bize. Çevresi de 6 santimetre azalmış diyor bize. O zaman ilk çevreden ikinci çevreyi çıkarttım. Eşittir 6 diyeceğim. Buradan 2A eşittir 6 geldi. A'yı da buradan 3 buldum. A yerine gel 3 yaz. Cevapta kaç çıktı o zaman? 6 çıktı. Güzel bir soru. Yine tam ÖSYM'nin soracağı tarzda bir soru. Hem alanı sormuş hem çevre ilişkisini sormuş hem dik üçgen çıktı karşımıza. Gerçekten orijinal sorulardan biri daha. Evet geldik şuraya. Kerem ile Egehan. Evet Kerem ile Egehan'ın hikayesini biliyorsunuz değil mi? Tabii Egehan ve Kerem şu anda bu yaşlarda değil. Bayağı büyük çizilmiş burada. Ve saçları da şey değil. Sarı değil bu arada. Tabii ki bana benziyor. Yani siyah. Çocukların ikisi de maşallah bana benziyor. Görenler ikiz mi diyor soruyor. Neyse. Annesi biraz sıkanıyor ama yapacak bir şey yok. Evet. Şu an yaşları da 6 ve 3,5 diyebiliriz. Kerem ile Egehan kare şeklindeki özdeş tabloları zemine uzakları aynı olan iki çiviye asacaklardır. Evet şu şekilde iki çiviye asacaklar. Sonra Kerem uzunluğu 50 santimetre olan ip ile tabloyu çiviye astığında tablonun zemine en kısa uzaklığı 50 santimetre en fazla uzaklığı Kerem'in boyu kadar oluyor. İşte burası ve şundan bahsediyor bize. Kerem'in boyu kadar oluyor. Ve bu iple asmışım bu zemine
paralelse eğer, o zaman ipi tam ortasından asmam lazım. Şimdi burada bu bir kare demiş miydi? Demişti. İpin uzunluğu da demişti. 50 demişti. O zaman bunlar 25-25 mi olacak arkadaşım? Tam ortasından asılırsa bu dümdüz zemine, bu zemine şu şekilde paralel olur. Sonra Egehan uzunluğu 34 cm olan bir ip ile tabloyu astığımda tablonun zemine en fazla uzaklığı Egehan'ın boyu kadar oluyor. Egehan da 34 astıysa tam 17-17 ikizkenar biçiminde tam ortasından assın ki burası zemine paralel olsun. Bunun da en fazla boyu Egehan'ın boyu kadar oluyormuş. Bize bunu söylüyor. Çivilerin zemine olan uzaklıkları 100 cm olduğuna göre hemen şu zaten önemli olan neydi? Buradaki uzaklık da burada da burada da her iki şekilde de duvara bir şey asıldığı zaman zemine olan uzaklıkları bizim için çok önemliydi. Ve burası da 100 cm olarak vermiş bize. Arkadaş burada ikizkenar var. Ne yaparız? Hop tabana ait yükseklik çizeriz. Ve kare şeklindeki bir tabloydu bunlar. Hocam tabanı iki eş parçaya böldü. AA diyelim. Karenin bir kenarı 2A oldu. Zemine olan uzaklığı 100 ya. Hocam şöyle yapacak olursak şurası da zemine olan uzaklığını hesaplamaya kalkacağız ya. Buradaki uzaklığı biliyorum. Buradakini biliyorum. Buradan da bunu çizelim. Dikdörtgenden dolayı burası da 2A olmaz mı? Olur. Bunun tamamını ben 100 biliyordum. 50 artı 2A'sı buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 50-2A kaldı. 50-2A kaldı. Şimdi ne yapacağız burada? Arkadaş Pisagor bağıntısı yapacağız. Hadi Pisagor bağıntısını yapalım. Yani 25'in karesi eşittir A'nın karesi artı 50-2A'nın karesi diyeceğiz. İşlem. A'yı bulacağız. Arkadaş hisset 25 varsa ya 7-24-25'tir. 7 koyalım bakalım. Hocam 7 koyduğumda buraya şu 14 yapıyor. 7-24-25 sağlanmıyor. Bir de hipotenüsü 25 olan hangi özel üçgen var? 15-20-25 var. Bakalım şurada 15 koyalım buraya. 15 koyduğumda burası 30 yaptı. 50-30 20 yapar. Yani 15-20-25 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. A'yı böylelikle ne bulduk? 15 olarak bulduk. Güzel. Şimdi özdeş iki tabloydu. A'yı 15 bulduysak o zaman 2A dediğimiz 30. Karenin bir kenarı 30 yaptı. Burası da 30. Burası da 30. Burası da 30. Şimdi Egehan ile Kerem'in boyları toplamı nedir diye soruluyor bize. Ben Kerem'in boyunu buldum. Şuraya 30 buldum ya. Burası da 50 ya. Kerem'in boyu bu soruyu yazdığımda gerçekten 80'di. Şimdi biraz daha büyüdü. Egehan'ın boyuna bakalım şimdi. Şurası. Hocam ben şurayı 30 buldum zaten. Sonra ben şuraya 30 bulduysam karenin bir kenarı 30 ya. Çektik. İkiz kenar var. Tabanına ait yüksekliği çizeriz. 30'sa bunlar da 15-15 oldu. 8-15-17'den 8 oldu burası. Hocam 8 burada. Hop şöyle gelecek olursam siyahla göstereyim. Hop şöyle geldim buraya. Burası 30. Hocam şuradaki uzunluğu da bulabilir miyim ben? Bulabilirim. Sonuçta bunun tamamı 100 değil miydi? Evet. Buraya kadarki mesafeyi bulacağım. Zaten burası kaçtı? 8'di. O zaman Egehan'ın boyuna da ne kaldı? 92 kaldı. Gerçekten 92 idi o zaman baktığımda, ama şimdi boyları uzadı. Evet, Kerem ile Egehan'ın boyları toplamı 80 artı 92 isteniyor bizden. O zaman cevap 172 yapıyor mu? Yapıyor dostlar. Evet, ya burada neyi kullandık kare ile ilgili? Hocam kare ile ilgili bir tek karenin tanımını kullandık. Karenin şu kenar uzunluklarının eşitliğini kullandık. 2A dedik ya, burası da 2A oldu, burası da 2A oldu. Yani yeni nesil bir soru yapıldığında karenin genelde de tanımını kullandırıyorlar. Kolay bir soru, hoş bir soru. Ha, kare sorusunun içerisinde ne sormuşum aynı zamanda? İkizkenar sormuşum. Önceden bu ikizkenar üçgenin içindeydi ama kare olduğu için bu sefer karenin içine aldım dostlar. Evet, örnek 8'de bu şekilde geldik. Örnek 9'a bu seneki yazdığım güzel sorulardan yine biri. ABCD karesi biçimindeki bir kağıt şekil 1'deki gibi B köşesine 1 cm uzaklığı K noktasından yırtıldığında yırtık L noktasından ayrılarak iki kağıt parçası oluşuyor. Evet, şöyle kağıdı yırtmışız. İki kağıt parçası oldu ve küçük kağıt parçasındaki L ile K arasındaki uzaklığı 10 cm olarak verilmiş. Şimdi bana bir bak bakayım. Çok zor bir soru değil. Zor bir soru değil. Şu soruyu sen bir yapar mısın? Ama şunu söylemek şartıyla, şunu kullanmak şartıyla. Zaten biz soruları nasıl çözüyorduk hep? Verilen bilgiyi kullanma şartıyla ya çözüyorduk. Buradaki verilen her bir bilgiyi kullanıp al çöz şu soruyu kardeşim. Sen de hadi bakalım. Ben çözüme devam. Şimdi tamam, yırttık, bu şekil oluştu ve buranın da 10 olduğunu söylemiş. Şekil 2'deki iki kağıdın çevreleri farkı 8. K ile L arasındaki en kısa uzaklık 10 olarak verilmiş. Çevreleri fark. Hocam burada bu kağıt var. Burada da bu kağıt var. Hocam ben şuradaki uzunluğu nasıl bulacağım ya? Demek ki önemli değil. Çevreleri farkı diyor. Şimdi Kenan Bey uzunluğu kaç verilmiş bize? 1 verilmiş. Hocam ben şuraya bir A dersem. Ondan sonra A dedim buraya. Hocam burası A artı 1 oldu. O zaman burası da A artı 1 oldu. Burası da A artı 1 oldu. Buraya bir Y diyeyim ben. O zaman bunun da tamamı A artı 1 değil mi? Evet. O zaman buraya da A artı 1 eksi Y kaldı. Şuraya A artı 1 eksi Y yazdım. Şuradaki uzunluğa da ben X dersem. Kağıt şuradaki uzunluğa. Yırttığım zaman, iki parçaya ayırdığım zaman şuradaki uzunluk hem aynı bu uzunluk hem aynı bu uzunluk değil mi? Evet. Burası da X. İki kağıdın çevreleri farkından bahsediyor bana. O zaman çevreleri farkına bakalım kardeşim. Şuradaki kağıdın çevresine bakacağım. Bak A artı 1 burası. A artı 1 burası. Hadi yazayım bakayım. A artı 1 A artı 1 Y X 1. Yaz buraya. A artı 1 artı A artı 1 artı Y artı X A
artı 1 eksi diğer kağıdın çevresi. Hocam A var. A artı 1 eksi Y var. X var. Başka bir şey var mı? Yok. A var. A artı 1 eksi Y var. Bir de X var. Başka bir şey yok. Bu, bu ve bu var. Ama bunu çıkartırken böyle çıkartmıyoruz herhalde değil mi? Nasıl çıkartıyoruz? Hop böyle böyle çıkartıyoruz. O zaman burada şurası ne yaptı? 2A yaptı. Artı burası 3 yaptı. Artı Y artı X yaptı burası. Eksi şurası 2A yaptı. Eksi 1 yaptı. Sonra artı Y yaptı. Eksiyi dağıttığım zaman eksi X yaptı. İşte bu bize ne verilmiş? Çevreleri farkı 8 olarak verilmiş. 8'i yazdık. Hocam 2A'lar nanay oldu. Burada başka ne var? Bak X'ler nanay oldu. Ondan sonra burada 3 eksi 1 2 yaptı. Öbür tarafa attınca da 8 eksi 2'den 6 yaptı burası. Y de 2Y yaptı burası. Y'yi de buradan kaç bulduk öylelikle? 3 bulduk. Evet Y 3 çıktı dostum. Hocam Y yerine 3 yazdım burada. Y yerine 3 yazınca o zaman burada. Burası ne yaptı arkadaş? Y yerine 3 yazınca A artı 1 eksi 3 oldu orası. Yani A eksi 2 oldu burası. Hocam burası da A. Burada bir Pisagor var. Yap Pisagor'unu şimdi. Onun karesi eşittir A eksi 2'nin karesi artı A'nın karesi oldu. İşlem işlem işlem. Niye? İşlem 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 deyince olayı anlıyorsun artık. Saç baş yolmuyoruz artık. Hocam oradaki Pisagor'da 10 varsa büyük ihtimal ne üçgendir? 6, 8, 10 üçgendir. Gerçekten öyle mi? Ben burada A yerine 6 yazarsam hocam burası 6 iken burası maalesef 4 yaptı. A yerine 8 yazarsam 8 iken burası 6, 6, 8, 10 sağlaması sağlandı. O zaman A'yı 8 bulduk. Bizden şekil 1'deki kağıdın bir yüzünün alanı isteniliyor. A 8 ise A artı 1 kaç yaptı? 9 yaptı. O zaman alan da neye eşit oldu? 9'un karesi. Karenin alanı. Yani 81'e eşit olacak. Ya gerçekten güzel bir soru. Verilen bilgileri kullandık. Verilen bilgileri kullanınca kendiliğinden soru çıktı. Çevreleri farkı dedi. Yazdık. Olay bitti kardeşim. Başka hiçbir şey yapmadık aslında. Değil mi? Evet bir de eski bilgiler dik üçgen bir üçgen bak karşımıza çıktı. Geldik 10. soruya. Şimdi A noktasının BE doğru parçasına göre simetriği ile C noktasının DF doğru parçasına göre simetriği. EF doğru parçası üzerindeki aynı noktadır. EF doğru parçası üzerindeki aynı nokta. A'nın buna göre simetriği ile dik olacak ve birbirine eşit olacak. C'nin buna göre simetriği işte buradaki noktayla aynıymış. Dik olacak ve birbirine eşit olacak. Hmm. Öncelikle ben size şunu söyleyeyim. Bu soru aslında ÖSYM'de sorulmuş bir sorunun benzeri. Laciverti. ÖSYM nasıl sordu biliyor musun? Şu üçgeni katladı. Buraya getirdi. Bu üçgeni katladı. Şuraya getirdi. Şuraya getirdi. Sonra oluşan şekil bak şuradaki şekil oldu. Şöyle bu şekil oldu. Katlamaları ne yapıyorduk? Geri doğru açıyorduk. Sonra bu şekil oluşuyordu. Bu şekil oluşuyorsa buna göre de işlem yapıyorduk. Ben bu sefer ne yaptım? Ya bu sefer katlamayı sormaz da simetriğini sorarsa diye bu şekilde yorumladım soruyu. Yani ÖSYM biliyorsunuz aynı kalıp soruları farklı tarzda sorabiliyor. Hep böyle katlama katlama katlama. Aslında katlama dediğimiz mesela şu üçgeni bu üçgeni bu doğruya göre katlamak demek bu doğruya göre simetriğini almak demek. Aslında simetri demek. Bunu da simetriye çevirdim. Evet katlayalım. Sözel olarak şimdi diyor ki bana A noktasının buna göre simetriği diyor. Hemen alalım. A noktasının bu doğruya göre simetriği. Burası ile bu noktaymış burası. Sonra öbür C noktasının bu doğruya göre simetriği aynı noktaya geliyormuş. EF doğru parçası üzerindeki aynı noktaymış. Evet buradaki noktaymış. Simetriğini aldığında dik olacak bunlar. Simetriğini aldığında dik olacak bunlar ve bunlar da eşit olacak. Aa hocam burada ne oldu? Dik tabanı iki eş parçaya böldü. İkizkenar. 5'i yazdım buraya. Hocam burada ne oldu? Dik bak dik tabanı iki eş parçaya böldü. Burada da ikizkenarlık var mı? Var. 12. Sonra bak burası ne oldu? 13 oldu. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman ne yapacağız? Verilen bilgiyi kullanacağız. Soruda ne diyor? Kare diyor. Kareyi kullanalım o zaman. Hocam kare ise bu kenarlar eşit olacak. Yani ben buraya bir A dersem. Hocam karenin bir kenarı A artı 12. Burası da A artı 12 olacak. Hocam 5'i buradaysa buraya A artı 7 kalır. Ve sonrasında bak Pisagor. Hemen Pisagor'unu yapal. Yap bakalım. Pisagor dediğimiz 17'nin karesi yaptı mı orası? Hocam şurası 17. 17'nin karesi neye eşittir? A'nın karesi artı A artı 7'nin karesine eşittir. İşlem işlem işlemle A'yı buluruz. Dur. Saç baş yoldurtma. 17 varsa hipotenüste. Büyük ihtimalle üçgendir. 8, 15, 17 üçgendir. Gel burada 8 yaz. 8 yazdığımda burası 15 oluyor mu? Oluyor. Hissiyat maneviyat. 8 yazdığımızda 8, 15, 17 sağlandı. A'yı 8 bulduk. ABCD karesinin çevresi nedir diye soruluyor bize. A 8 ise burası o zaman 20 oldu. O zaman çevrede neye eşit olacaktır? 20'den 4 tane var. Yani 80'e eşit olacak. Evet. Katlama sorusu. ÖSYM'nin o katlama sorusuna da bakın. Aynı soru. Aynı soru. Aynı soru. Söyleyeyim. Bir de o ÖSYM sorularını da mutlaka ama mutlaka çözün. Önemli. ÖSYM birbirini çok tekrar ediyor biliyorsunuz. Evet geldik 11. soruya. Kare şeklindeki bir tahtanın C ve D köşelerine uzunluğu 20 cm olan bir ip sabitlenmiştir. Evet şöyle şu köşelere uzunluğu 20 cm olan bir ip sabitlemişim kare şeklindeki bir tahtanın üzerine. İp tahtanın üzerinde kalacak şekilde AB kenarına doğru yaklaştırdığımızda AB'ye en kısa uzaklığı 4 cm oluyor. Evet ipi çekelim bakalım şöyle. AB'ye doğru yaklaştırabilmek için en fazla yaklaştırabilmek için tam olarak nereden çekmem lazım ipi? Tam ortasından
alan top aşağı doğru çekeyim ki olabildiğince aşağı gelsin. Eğer bak gördün abiye en yakın durumda işte bu durumda oldu. Eğer ben sağa doğru kaydırırsam elimi bak yukarı çıkıyor ip gergin olacak şekilde olursa. Ya da sola doğru kaydırırsam bak ip ne yapıyor? Hocam sola doğru kaydırdığımda da yukarı doğru çıkıyor. Hatta tahta üzerinde kalacak şekilde en sola doğru götürürsem AD'nin üstüne götürürsem o zaman en yukarı çıkar. Aynı şey en sağda da götürseydim en yukarı doğru çıkacak. E o zaman burada tahta üzerindeki yapacağımız hareketler bu. Olabildiğince aşağıya çekebilmek için hop aşağıya çektim şunu. E o zaman yeşil ipi aşağıya çekiyorum. Olabildiğince aşağı çektim. Tam ortasından tutup da aşağı çekmem lazım o zaman. Tam ortası böyle böyle. Şimdi C ve D köşelerinin uzunluğu 20 cm olan bir ip diyordu burada. O zaman bunlar 10-10 mu oldu? Evet. Sonra buraya çektim. İpi tahtanın üzerinde kalacak şekilde AB kenarı doğru yaklaştırdığımızda AB'ye en kısa uzaklığı da yani şuradaki uzaklığı da kaç oluyormuş dostum? 4 oluyormuş. E bunu farklı kalemle yapayım. Hemen onu göstereyim. Şuradaki uzunluğu 4 cm olarak oluyormuş. E o zaman burada hocam ne var? İkiz kenar var. E taban da mevcut. E kare dediği için tabanı kullanacağım ya. E taban kenarı mevcut oluyor o zaman burada. O zaman ne yapalım? Şeyi yapalım. Tabanına ait yüksekliği çizelim. İnsan olan tabanına ait yüksekliği çizer diyeceğiz. Ya da hocam burada bir dik yamuk var ya. Hemen dik üçgen oluşturalım. Ya böyle dik çizeceğiz ya da böyle dikdörtgen yapıp dik üçgeni böyle oluşturacağız da diyebiliriz. Hemen şuradan dikimizi çizdik. İkiz kenardan dolayı tabanı iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Tabanı iki eş parçaya böldü. Şuraya bir AA dersem. Karenin bir kenarı 2A. E karenin tanımını kullanalım. O zaman burası da 2A. Burası da 2A. Burası da AA oldu mu? Oldu. Bak şu uzunluğu 4 vermişti. Bunu kullanacağım. Hocam burası 2A. E burası da 2A olacak. O zaman buraya 2A eksi 4 mu kaldı kardeşim? Evet. Çünkü 2A'dan 4 eksik burası. Yap Pisagor'unu. Yapmayacağım. 10 var kardeşim. Hiç yazmayacağım bile bu sefer. Saç baş yolmayacağım. 10 varsa büyük ihtimal ne üçgenidir? 6, 8, 10. 6 yazarsam 12 eksi 4 8 yapıyor mu? Yapıyor. A'sı o zaman buradan 6 çıktı kardeşim. 6, 8, 10 üçgeni sağladı. O zaman ben burada karenin bir kenarını ne buldum? 12 olarak buldum. Buna göre diyor ip gergin halde ve tahta üzerindeyken ipin tutulan kısmının AB kenarına olan dik uzaklığı en fazla kaçtır? İpi yine tutup ne yapacağım? Böyle tahta üzerinde gezdireceğim böyle. Gergin halde gezdireceğim. Gezdirdiğim zaman da AB kenarına olan en fazla uzaklığı isteniyor. Bir kere uzaklık dediği dik uzaktır. En fazla olması için olabildiğince o ipi elimle tutum yere hop olabildiğince sola ya da olabildiğince sağa çekmeliyim. Ben burada bu sefer ipi maviyle göstereyim. Olabildiğince hocam işte sola çektim. Sola çekince de ipimiz şöyle ve şöyle oldu mu? Oldu. Dikkat et bu ipin uzunluğu kaç? 20 ve burada bir dik üçgen çıktı mı karşıma? Çıktı. E o zaman benden zaten AB kenarına olan dik uzaklığı en fazla kaçtır diye soruluyor. Buradaki tuttuğum noktanın işte ipin değil mi? Tutulan kısmının AB kenarına olan dik uzaklığı en fazla kaçtır diye soruluyor. Burası soruluyor. E ben burayı bulursam olay bitti. Hocam buraya x dersem ipin uzunluğu yani burada da 20 idi. E ipin uzunluğu eş yapı. E burada da 20 değil mi? Evet. Yani burası ne oldu o zaman? 20 eksi x mi oldu? Aynen öyle. E o zaman yap burada Pisagor'unu. Pisagor'da kenarlar 20 eksi x, x ve 12. Yani 20 eksi x'in karesi eşittir. X'in karesi artı 12'nin karesi diyeceğiz. Hocam 12 varsa hissedelim. 5 yazınca 5, 12, 13 sağlanmıyor. Burada 12 varsa bir de 9, 12, 15 de olabilir. 9 koyarsam 9, 12, 15 sağlaması da tutmuyor. Mecbur işlem yapacağız. Yapalım işlemimizi. 20'nin karesi 400 eksi 40x artı x kare eşittir. X kare artı 144 oldu. X kareler nanay. Eksi 40x'i bu tarafa attım. 40x oldu. Bu da 400 eksi 144 oldu. Valla çıkartmak istemiyorum. Direkt ç'ye böleyim. 4'e böleyim ilk etapta. 100 eksi 36 yaptı. Burası da 10x yaptı. Yani buradan da 64 mu çıktı 10x? Evet. X'i de böylelikle 6,4 bulduk. Aynen öyle. Ama bizden ne isteniyor? Soru işareti isteniyor. X'i biz 6,4 bulduysak. Hocam bunun da tamamı 12 idi. O zaman biz buraya y diyelim. Ya da soru işareti demiştik. Soru işareti neye eşittir? 12 eksi 6,4'e eşittir. O zaman bu da 5,6 mı yapar? 12'den 6,4'ü çıkartırsak evet. Yani ipin tutulan kısmının AB kenarına olan en fazla uzaklığı en sola geldiğimde ya da en sağa çektiğimde yani en sağa çektiğimde de yine aynı üçgenle ulaşacaktık. İşte burası x. Burası da o zaman 20 eksi x olacaktı. Yine x aynı uzunluk olacaktı. Her ikisi de AB'ye yine aynı uzaklık. Hocam ben bunu daha da yukarı götürebilirim. Tutulan yer alıp buraya getirirsem şu ikisinin toplamı bak daha yukarı gelmiş oluyor. Ama dur. İp gergin halde ve tahta üzerindeyken diyor bize. İpin tamamı tahta üzerinde olacak. E o zaman ipin tamamı tahta üzerinde en son bu durumdayken olur. Ya da şu durumdayken olur dostum. Buraya daha geldiğin zaman tahta üzerinden ip çıkıyor. Tamam. Oradaki cümleye de dikkat etmek lazım. Evet. Örnek 11'i de bu şekilde bulduk. Geldik. Örnek 12. 3. sayfada mıyız? Evet. O zaman bu son soru dostlar. Evet. Örnek 12'de ne verilmiş? Arkadaş. Örnek 12'de de bir köşegen verilmiş. Köşegen çizilmiş daha doğrusu. ABCD karesinin bir kenarını bulursak olay bitiyor. Karenin alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş daha öncesi söylemiştik. Ne demiştik? Hocam köşegen çizilmişse uzunlukla da alakalı bir şey varsa tabii köşegeni çizmek mantıklı oluyordu. Köşegeni çizelim mesela burada. Köşegenler dik eşittir. A dersem A artı
üçgökü, A artı üçgökü, A artı üçgökü, A artı üçgökü olacak. Ama dikkat et, bu sefer oluşan şekil saçma bir şekil. Oluşan Pisagor saçma bir Pisagor oldu. E tabii ki biz buradan da sonuca ulaşabiliriz. Ama ya saçma Pisagorlar ya, bence uğraşmaya gerek yok. Önce verilen bilgileri tam anlamıyla bulalım bence. E nasıl bulacağız hocam? E bu kare ya, köşegen ya. 45 45 45 45 köşegen çizdiğimde saçma bir şey çıkıyor. O zaman soruya baktığımız zaman şöyle, köşegen olduğu için 45 45. Aa, özel açı var burada. İşte özel açı varsa özel açı mantığını kullan bakalım. Belki daha kolay çıkacak. Köşegen çizdiğinde uzun çıkıyor çünkü. E 45'in mantığını kullanalım. Bu 45'i mi kullanacağım? Hayır. Üçgen burada. Şurada 45'i kullanacağım. E bu 45'in mantığını kullanmak. Buradan çizince olmadı. O köşegen çizmeydi zaten. E nereden çizelim? Bir de buradan çizelim. İşte karede bir de ekstradan özel açı mantığını kullanmak da giriyor arkadaşlar. Dedim ya size, hani benzerlik dışında eş üçgenlerle çok uğraşıyoruz. Bazen de özel açı olduğu için burada köşegen çizildiğinde özel açı mantığını da kullandırabiliyorlar. Kareyi zor yapan durumlardan biri de bu. Bak ince ayar. Hemen ne yapıyoruz? 45 gördük ya. Hemen 45 45 90 üçgeni oluşturduk. Aa hocam, 45 45 90 üçgeninden 3 kökü ise dikenarlar 3 3 yapar. Hocam burası 3 5 3 4 5 üçgeninden burası da 4 yaptı ve karenin bir kenarı kaç çıktı? 7 çıktı. O zaman karenin alanı soruluyor bana. 7'nin karesi yani 49. Cevap böylelikle 49 yaptı mı gençler? Yaptı. Evet. O zaman buraya kadar hallet. Bu 2 sayfayı bir sonraki güne ve bir sonraki derse, sonraki 2 sayfayı da bir sonraki derse bırakalım istersen. Bak gördün mü? Ne yaptık? Sadece çok özellik vermedik. Tanımından gelen özellikleri başta gösterdik ve gerisi full soru. Full soru çeşidi. Yani toplamda bayağı bir soru var burada. Ondan dolayı videolar uzuyor. İstersen sana soruları atlayabilirsin. Bu kaliteli soruları görmeyebilirsin. Sana kalmış. Evet, ama işi uzatalım ki biz hep şunu söylüyoruz. Benim bu karede yazdığım sorular, bak mesela şu soru nerede? Ya bu soru dikdörtgende çıkabilir belki. Paralel kenarda, eşkenar, dörtgende çıkabilir. Aynı şekilde bu soru da öyle. Yani çarpı 3 çarpı 4 diyebiliriz aslında yazdığımız sorulara. Bu soru aynı şekilde. Bu soru aynı şekilde eşkenar dörtgende de yazılabilir mesela. Yani sorulara baktığın zaman sadece kare sorusuymuş gibi düşünmeyin. Yani ben eşkenar dörtgendeki yazmadığım soru tipini geldim burada karede sana gösterdim mesela şu soruyla. Değil mi? Öyle düşün yani. Yani biz buradaki her kalıp soruyu aslında bu kitapta, bu kampta görüyoruz. Neyse, biz şimdi 23. günün ilk dersini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste, yani 23. günün ikinci dersinde. Bu sefer iki sayfa işleyeceğiz. Orada görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak. Hoşçakal.